Merhaba arkadaşlar. Selam. Evet, bugün tarih 12 Mayıs 2023. Gene dağlardayız teyze oğlumla. Çıktık dolaşmaya bir mantar toplayalım, kuzu göbeği bulalım diye. Şimdilik 5'er 6'şer bulduk Allah'ın izniyle. Daha devam edeceğiz. Yeni başlıyoruz. Dediğim gibi inşallah güzel bir hava olur. İnşallah inşallah. Yağmurlar iyi yağıyor bu sene, kuzu göbeği çok. Evet. Sıkıntı yok. Destek olun arkadaşlar. Mesajı yorum yazın, beğenin ve paylaşın. Desteğiniz için şimdiden teşekkürler. Hayır, şuradan şöyle ileriden gerek yok. Arkadaşlar, şu ortamın güzelliğine bir bakar mısınız? Artık yani şu anda kuzu göbeği bulsam da bulmasam da benim için çok da önemli değil. Şu ortamın verdiği haz, keyif insana yetiyor arkadaşlar. Gerçi aşağıdan teyze oğlum da bağırıyor da belki kuzu göbeği bulmuş olabilir. Teyze oğlum bulduğuna göre demek ki arkadaşlar burada olma ihtimali var. Sadece dikkatli bakacağız. Hiç mantıklı değil. Buraya çıkılmaz arkadaş. Teyze oğlum bulmuş. Bir bakalım nasıl bir şey bulmuş. Teyze oğlum. Evet, Wow. Çok güzel. Şuna baksana, otların içerisinde arkadaş. Şu çiçeklerin evet, arasında. çiçeklerle beraber Bu süper yok ya. oluruz. Evet arkadaşlar, bakın. Bakın, bulduk. Allah. Kaydım. Evet, şuna bakar mısınız? Vay deyiz oğlum, bir baksana bir şuna bak. Allah Maşallah. Allah, ben bunu görmediydim ya. Şuna bakar mısın bir? Maşallah, maşallah. Oo, şu 3 tane Üç tane ve güzel. kuzular yatmışlar kuzu kuzu. Hey maşallah. Süpermiş lan. Gerçekten de güzelmiş arkadaşlar. Bu avımızda güzel olacağı benziyor zaten. Arkadaşlar, rakımımız 1350. Denizli Honaz'dayız. Beni tanıyorsunuz zaten. Denizli Honaz'da yaşıyorum. Ve o dağlardayım. Honaz Dağı Milli Parkı içerisindeyim.
Bizim gezdiğimiz bölge de o bölge zaten. Evet, bakın teyze oğlum da buldu bir tane. Çok güzel. Evet. Maşallah. Tamam tamam. Evet. Arkadaşlar teyze oğlum iki tane buldu. Evet. Ama birini. Evet. Bu yok yok, önemli değil. Önemli değil. Bu düz yere de bakacağız demek ki teyze oğlum. Ben sana söyleyeyim. Ben düzlüğe pek umut vermiyordum da şu düzlüklere bakalım. Bakalım. Şey olarak. Gayet taze ve düz. Güzel. Güzel. Evet. Tam biz bu taş bulduk. Teyze oğlum taş buldu. Acaba gök taşı mıdır diye ona bakıyorduk. O sıra teyze oğlum kuzu göbeklerini de buldu göktaşının yanında. Tabii bu arkadaşlar işin esprisi göktaşı değil büyük ihtimal. Ya da bilmiyorum. Parlak bir taş. Parlak ve ağır bir taş. Ama teyze oğlum şey gibi değil mi daha çok böyle? Hani granit şey ne diyorlar ona? Granit, mermer. Mermer gibi böyle granit gibi ama hafif. Hani normal şeye göre biraz hafif. Baksana bir de parlak damarlara baksana. Evet. Güzel ha. O dikkatimi çekti zaten de. Gerçekten de çok ilginç ha. Ben sana söyleyeyim. Daha önceden balta taşı gibi bir şeyler yapıyorlarmış ya. Hayır, granit sert taşa benziyor zaten. Evet. Bunu arabaya yakın olsam ben onu alır götürdüm de. Arabaya yakın değilim. Bak dez olun oraları. Hadi göktaşı seni şimdi buraya koyalım. Bir dahaki 100 yılda gelir alırız Allah'ın izniyle. Arkadaşlar şu görüntüye bir bakar mısınız? Çiçekler, ortam. Kuş sesleri. Böyle bir ortamda insan kuzu göbeği aramaz mı? Arar. Ben olsam da ararım yani. Zaten arıyorum. Şuna bakar mısınız? Ve böyle çiçeklerin arasında gezerken teyze oğlum iki tane daha buldum. Evet. Çiçeklerin arasında geziyordum ben. Aha, gel teyze oğlum bu tarafta var galiba. Gel. Gel. Allah olsun. İki tane bak. Evet gördüm. Oo. Şuna bakın arkadaşlar. Çiçeklerimiz böyle güzel. Ortam evet, böyle güzel. Evet. Kuzu göbeklerimiz güzel. Kuş sesleri bir taraftan. İnanılmaz ya. Acayip mükemmel bir ortam yani. Keyifli. Oo. Teyze oğlum süper. Vay maşallah. Evet. Çok güzel. Çok güzel. Senin şey nasibi almış oldun. Hayır ne nasibi? Olur mu? Benim nasip olsaydı ben onu gördüm. Şuna bakar mısınız arkadaşlar? Şu sarı çiçeklerin güzelliğine bakar mısınız? Teyze oğlum süper görünüyor buradan ha. Her zaman süper. Tabii teyze oğlum her zaman süper görünüyor. Çok güzel ya. Ortam çok güzel arkadaşlar. İnanın hani kuzu göbeği toplaması bir ayrı keyifli de helal burada gezmesi de çok acayip keyifli ve düşünün bu kadar çiçekli güzel bir yerin içerisinde bir de kuzu göbeği buluyoruz ekstra olarak. Taze taze. Vay maşallah çok güzel süper. Evet arkadaşlar. Helal. Bakın. Bakın. Helal. Teyze oğlum da bulmuş. Çok güzel. Hemen kayıt altına alalım. Evet. Güzelmiş teyze oğlum. Hem taze arkadaşlar. Taze. Mis gibi. Evet. Taze mis gibi. Şuna bakar mısınız ya? Gerçekten de. Aa bir tane de bak bak. Oy 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 oy. Bakın arkadaşlar. Bakın bir tane de burada. Vay bu dez oğlum bu bayağı canlanmış da ha. Ve buranın kı taze aşağıların kı şeydi. Hani geçmiyor, geçiyor gibi, sarı gibiydi üstü. Buralarınki çok taze arkadaşlar. 1350 rakım baya baya herhalde tam olmuş yani böyle. Geçmemiş de yenisi de çıkıyor. Tazesi de var.
Öyle güzel bir ortam. Geliyorum. Vav. Wow. Bak hatta 3 tane. Oo. Geliyor. Çıkamamış tamam. Evet. Çok güzel. Bak. Şöyle yapalım. Vay deyiz oğlum. Çok güzel abi. Çiçek de çok güzel. Evet. Şuna bak. Sapsarı. Sapsarı. Evet. Ne kadar güzel. Buralar döndükçe çıkacak. Şuna baksanıza deyze oğlumun sarı çiçeklerin içinde mantar toplayışına. Süper görünüyorumdur eminim. Evet, evet. Süper görünüyorsun. Bir de ben kendimi göstereyim ya. Gencim daha geziyorum. Çıkırtıyor. Evet, bakın arkadaşlar. Bunlar muhtemelen çayır mantarı. Ama, diye biliyoruz biz. Evet. Ama normalde çayır mantarları bu kadar büyümüyor. Bu kadar büyümüyor. Evet. Ondan dolayı birazcık hani riske evet, girmek istemiyoruz. Tereddütteyiz. Almayacağız ondan dolayı. Ama burası maşallah var ya. Her yer bundan. Bir daha olmazsa bir bakalım da gel, bu, sırf bunları toplamaya geliriz Ezo. Biz şimdi kuzu göbeğimizi toplayalım aşkım. Bunu alayım ben. Evet arkadaşlar bakın. Bak dibinden aldım onu ha. Görmeyince sana dedim ya bir tane bırakmışım. Evet. Şimdi şey. Oo. Heh, tamam Dezon bir şey yok. Bak şimdi, süper. Gel. Şurada bir tane daha var. Şurada bir yerde. Al işte. Altı tane mi saydım? Bak. Şu. Ya hayır sen de hayır ben o kısmı aldım. Tamam çok güzel oldu. Süper. Şurada senin aşağında da gördüm ben. Ayağın dibinde bir tane daha. Bak. Şurada şeyde gördüm bir tane. Senin arkanda doğru çalının içinde gördüm. Al bunu da. Öyle oluyor mu ya? Tamam bunu da al. Bundan sonrası. Arkadaşlar nasıl ortam? Şuna bir bakar mısınız? Papatyası, sarı çiçekleri. En çok beğeni, yorum, bir de insanlara etiketleyip paylaşanların bir arkadaşı. Sırf gezmek için ama. Çünkü bu büyük ihtimal kuzu köpeği zamanında yetişmez ama gezmek için şu ortama getirmek istiyorum arkadaşlar. Denizli'de böyle yakın çevrelerde olan bir arkadaş varsa inanın sırf şurayı göstermeye getirmek isterim. İnanın acayip keyif aldım. Ben artık kuzu göbeği toplamayı bıraktım. Yeşilliğin içerisinde böyle dolaşıyorum çiçeklerin arasında. Bilmiyorum ya da bilmiyorum bana çok güzel geldi ortam. Şöyle. Muhtemelen Dezol'un bir yerde sürekli dönüp duruyor. Herhalde bulmuş olabilir. Yanına doğru ilerleyeyim. Şimdi o da kızacak. Mantar mı topluyorum, çiçekli mi, bahçede geziyor mu diye. Bundan dolayı ilerleyelim birazcık.
Bakın arkadaşlar, ne güzel bir ortamdayım. Gizli vaha mı diyorlar? Ne diyorlar böyle gizli kalmış yerlere? Öyle bir yer. Evet. Güzel. Daha burada var demek. Yani dolaş dolaş. Gel bulduğun yerde bir daha bul. Bu işin kaderi bu.